Verinin sözlük tanımı işlenmemiş ham bilgi. Veri niye bu kadar önemli biliyor musunuz? Çünkü iletişim ve bilişim teknolojileri sayesinde bugün sürekli veri üretiyoruz. Cep telefonunda konuşurken karşı tarafa söylediğimiz söz, internet üzerinde yaptığımız herhangi bir arama ya da birbirimize gönderdiğimiz mesajlar bunların hepsi kayıt altında ve hepsi bir veri üretiyor. Ya da sosyal medya paylaşımlarımız. Dev bir kütüphane kadar bilgiye, veriye sahip. Big Data, büyük veri. Önümüzdeki yıllarda en değerli işlerden biri, yani en önemli mesleklerden biri bu veriyi analiz etmek olacak. Hatta yeni altın veri. Yani data is the new gold sıkça duyduğumuz bir söz. İşte bu veri eğitim için de çok değerli. Eğitimi kişiselleştirebilmek için veriye ihtiyacımız var. Bugün bankalar bizi bizden daha iyi tanıyorlar diye sıkça söylüyorum. Çünkü ne zaman, ne kadar para harcamışız, nereye harcamışız, ne kadar tutumluyuz, para harcama alışkanlıklarımız neler? Bunların hepsini analiz ederek her müşteriye özel teklifler sunabiliyorlar veya her müşteriye özel tahminler yapabiliyorlar. Aslında özel sektörde benzeri teknolojileri kullanan o kadar çok firma var ki sadece şunu soruyorum. Para kazanmak için özel sektör bu teknolojiyi kullanıyorken, insana özel, bireye özel bir hizmet sunuyorken neden aynı şeyi eğitim için yapmıyoruz? Khan Akademi'de biz bunu biraz yapmaya çalışıyoruz. Size buradan birkaç örnek göstermem gerekirse. Bakın burada bir sınıf görüyoruz. Kim hangi konuya ne kadar hakim ya da hangi öğrenci nerede zorlanıyor? Sistem zaten bunu hem bireyin kendisine bildiriyor hem de sınıf bazında öğretmene de raporluyor. Düşünsenize bir öğretmen olarak derse girmeden önce hangi öğrenciniz hangi alıştırmayı ne kadar sürede çözdü, nerede çözdü, evde mi yoksa okulda mı çözdü, ne kadar zorlandı, biraz detaya girmek gerekirse kaçıncı saniyede doğru cevap verdi ya da kaçıncı denemesinde doğru cevabı ulaştı bunların hepsini görmeniz ve analiz etmeniz mümkün. Ama işin özetine bakacak olursanız da işte bu tabloda olduğu gibi Derse girdiğinizde kim çalışmış, kim ödevini yapmış, kim ne kadar hızlı anlamış, kim zorlanmış hepsini görebiliyorsunuz. Burada bir öğrencinin geçmişini görüyoruz. Kaç tane soru çözdüğünü, biz öğretmeni olarak üst üste 5 soruya doğru cevap vermesi hedefini koymuşuz ama bu örnekte bu kadar çok soru çözmesine rağmen ne yazık ki üst üste 5 soruyu doğru cevaplayamamış. Ve biz de bunu kırmızıyla göstererek e, kibar bir şekilde biraz daha desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulamaya çalışıyoruz. Çabalıyor diyoruz, çaba gösteriyor diyoruz. Bu sayede hiçbir şey yapamıyorsa öğretmen vaktini daha verimli kullanıyor. Öğrencilerine kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşatabiliyor ve kişiye özel bir eğitim verme fırsatı buluyor. Peki bu veriyi nasıl topluyoruz? Oyunlaştırma mekanizmalarıyla. Öğrenciler platformda vakit geçirirken oyun oynar gibi puanlar kazanıyorlar, madalyalar kazanıyorlar. Böylece küçük bir başarı için bile başarı hissini tatmış oluyorlar. Tabii anında geri bildirim almaları, rozetlerinin büyümesi ya da ilk başladıklarında bir yaprak olan avatarlarının öğrendikçe kocaman bir ağaca dönüşüyor olması çoğu öğrencinin de hoşuna gidiyor. Aldıkları puanları sadece kendileri görebiliyorlar ama yine de biz öğretmenlere sınıflarında bu hafta en çok puanı kim kazanmış? Bunu açıklamalarını öneriyoruz. Çünkü önemli olan kimin daha çok çaba sarf ettiği ve oyunlaştırma bunu takdir etmek için hem öğretmene hem de öğrencinin kendisine farklı seçenekler sunuyor. Bugünkü gençler gerçekten dijital platformlarda oyunlaştırmayla öğrenmeyi seviyorlar ve bunu Y jenerasyonu ya da bugünkü daha yeni nesiller için bir iletişim aracı olarak da görebiliriz. İlla ki sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, üç boyutlu dersler olmalı demiyorum ama oyunlaştırmayı dijital teknolojiden uzak olarak bile sınıfa soksanız veya iletişim dilinizi karşı tarafa en doğru ulaşacak şekilde daha samimi bir abla, bir kardeşine ders anlatıyormuşçasına kurguladığınızda emin olun karşınızdaki öğrenci, yeni kuşak çok daha fazla istifade ediyor sunduğunuz bilgiden. Bazı öğretmenler sınıflarında bir projektörle teknolojiyi kullanıyorlar. Bazıları cep telefonlarıyla teknolojiyi sınıfa sokuyorlar. Bazıları belki çok şanslılar. Bütün öğrencilerinin birer bilgisayarı var ama önemli olan teknolojiyi sınıfa sokmak. İşte o zaman hem öğrencinin derse bakış açısı değişiyor, hem iletişim ortamı değişiyor, hem de yavaş yavaş bir yerden başlayınca zaten emin olun öğretmen için de gerisi geliyor. Eğitimcinin değişen rolünü tekrar tekrar vurguluyorum. Çünkü bütün bu uygulamaların sonunda aslında öğretmenin işi kolaylaşıyor. Tabii ki teknolojiyi anlamak için veya bu yeni yöntemleri uygulamak için bir araştırma, yazma, çizme, düşünme aşaması bekliyor öğretmenleri ama bir kere bu yatırımı yaptıktan sonra çok daha kolay ve daha da önemlisi çok daha verimli bir öğrenme ortamından en fazla fayda sağlayan da belki de öğretmenin kendisi oluyor geleceğin dünyası ve eğitimin geleceğinden konuşuyorken tabii ki uzaktan öğrenmenin önemini vurgulamazsak da olmaz. Uzaktan öğrenme platformları eğitimde fırsat eşitliğine çok büyük bir katkı sağlıyorlar. Bugün MOOC diye bildiğimiz pek çok kurum var. Bazıları ücretli, bazıları ücretsiz. Birçoğu sertifikalar hatta diplomalar veriyor. Khan Akademi gibi bazı kurumlar bunu bir sertifika vermeden sadece öğrenme kaynağı olarak kendilerini konumlandırıyorlar. Ama hepsinin yeri ayrı. Önemli olan öğretmenin sınıfın ihtiyacı doğrultusunda uygun araçları, uygun dijital kaynakları seçerek kullanması. Mümkünse birden fazla kaynak kullanması. Çünkü multidisipliner beceriler çok açılı bakış gerektirir. Ve sadece bir platformun değil birden fazla platformun daha çoğulcu bir bakış açısı oluşturmak için katkısı elzem olacaktır diye düşünüyorum. Khan Akademi'ye gelecek olursak da evet biz de herkese her yerde dünya standartlarında bir öğrenme imkanını ücretsiz olarak sunmaya amaçlayan bir platformuz. Kendimizi bir MOOC olarak tanımlamıyoruz. Çünkü her bireyin kendine uygun bir hızda ve kendi zamanında öğrenebileceğini düşünüyoruz. MOOC'ların birçoğu klasik okul modeli gibi belirlenmiş saatlerde belirli bilgiyi aktaran, başka bir deyişle bir okul düzenine yakın şekilde ilerleyen, belirli bir programı düzene olan kurumlar. Biz o konuda biraz daha esnek olduğumuzu ve farklı bir boşluğu doldurduğumuzu düşünüyorum. Peki Khan Akademi ya da herhangi bir MOOC'u ya da herhangi bir uzaktan öğrenme platformunu sınıflarla yani mevcut eğitim sistemiyle nasıl birleştirebiliriz diye kendimize sorduğumuzda en sık karşımıza çıkan örnek muhtemelen ters yüz öğrenme ortamı oluyor. Çok popüler bir kavram flip learning ya da flip classroom ya da flip classroom. Türkçesinin ters yüz öğrenme olduğunu ya da ters yüz sınıf olduğunu ben düşünüyorum. Bu anlayışa göre öğretmen öğrencilere bilgiyi sınıfta aktarmak yerine verdiği dijital kaynaklarla, dijital ödevlerle ya da verdiği videolarla kendi zamanlarında, kendi hızlarında, istedikleri an, istedikleri yerde, muhtemelen okul sonrası saatlerden bahsediyorum bunu derken, öğrenmelerini, yani bilginin sınıf dışında aktarılmasını sağlıyor. Sonrasında ise zaten Khan Academy gibi platformların sunduğu kim videoyu izlemiş, kim alıştırmayı çözmüş bunları da görebildiği için Sınıfa geldiğinde belki eksikleri kapatmak adına 40 dakika ders anlatmak yerine 15 dakikada dersi özetleyebiliyor. Bazı öğretmenler bunu da yapmaya gerek duymuyorlar ama bu biraz da kişisel tercihe kalmış. Bunun şu doğrudur. Bu yöntem yanlıştır denebilecek bir yanı yok. Her sınıfın ihtiyacı farklı, her öğretmenin tercihi farklı. Ters yüz öğrenme kavramına geri dönecek olursak da söylemem gereken en önemli şey şu. Bilgiye kendi hızında, kendi zamanında ve muhtemelen okul dışında ulaşan öğrenciler, sınıfta geçirdikleri zamanı hem daha çok paylaşımla, belki birlikte ödev yaparak grup çalışmalarıyla ya da öğretmenin öğrenciyle geçirdiği değerli zamanın arttığı bir ortamda, iletişimin ön plana çıktığı, paylaşımın ön plana çıktığı bir ortamda değerlendiriyorlar. Bir sonraki videoda tam da bu noktadan başlayarak size paylaşarak öğrenmeyi, tam öğrenmeyi, ustalaşarak öğrenmeyi ve 21. yüzyılın geri kalan kısmı için eğitimdeki değişimi anlatmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere.